Merhaba sevgili TR724 takipçileri, 25 Nisan 2023 tarihli Nöbetçi Editör'de birlikteyiz. Türkiye seçime hazırlanıyor ve seçime doğru giderken kaset meselesinden tutun da ifşaat dahil o beklenen, konuşulan konular tabii ki gündeme geliyor. Ama bununla birlikte yine iktidarla ilgili hiç şaşırtıcı olmayan adımlar da söz konusu. Nedir onlar? Diyarbakır'da yüzlerce kişi gözaltında ki ağırlığını hukukçular, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri oluşturuyor. Hemen ilk tepkiyi tabii ki HDP verdi siyaseten ve eş genel başkan Sayın Pervin Buldan konuştu. Bu bir kumpas dedi, seçime dönük bir kumpas dedi ki onun bu görüşünü paylaşan çok sayıda siyasetçi var. Mesela Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adaylarından Hasan Cemal de bu minval üzere bir yorumda bulundu. HDP'li yahut da Kürt siyasetine yakın olması gerekmiyor. Türkiye'de mevcut iktidarı tanıyan bu adımdan neyin amaçlandığını zaten iyi kötü hesap edebilir. Tabii şu da söylenebilir. Bir terör soruşturması varsa niçin farklı bir şey aramak lazım? Fakat zamanlamaya baktığınızda taşlar yerine oturuyor. Hiç şaşırtıcı olmadığı için belki de aslında gösterilmesi gereken tepki de o düzeyde gösterilmiyor ama asıl sorun da bu. Yani yeterince tepki gösterilmediği için belki de yoklaya yoklaya daha büyük adımları atıyor iktidar. Seçime artık 20 günün altında bir vakit kalan şu günlerde. Ve yine gündemdeki bir diğer konu da Öcalan'la görüşme. Bu da hiç sürpriz değil çünkü daha önce de defalarca konuşuldu. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi iktidar Öcalan'la bir işbirliğine gidebilir mi? Fakat bugün yine çok sayıda çalışanı gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesine konuşan gazeteci Ahmet Dicle daha önce bir yorumda bulunmuş. Daha doğrusu ilk defa sizinle paylaşıyorum diyerek şu ifadeyi kullanmıştı verdiği söyleşide. İktidar Öcalan'la görüştü. İstediğini alamadı. Bunun için de tecrit şartları ağırlaştırıldı dedi. Bu haber üzerine, bu açıklama üzerine de Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın bir tweet'i söz konusu. O da Erdoğan'a doğrudan sordu. Aslında muhalefetin daha çok üstünde durması gereken konulardan biri. Demirtaş dedi ki ne istedin? Bu son derece önemli ama şaşırtıcı değil. Çünkü daha önceki seçimlerde de işte Diyarbakır'da okunan mektuptan tutun da yerel seçimde yönlendirmeye kadar Abdullah Öcalan'la bir işbirliği yapmak istedikleri doğru. Fakat bunun tabii ki görünür olmasını istemiyorlar. İlginçtir, kendi seçmeni de dahil iktidarın son derece görünür olduğunu biliyor bu hamlenin. Fakat dönem itibariyle AK Parti'nin çok siyasi bir, çok şanslı bir siyasi parti olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü Erdoğan'ın liderliğine inanmış kitleler bu tür sorgulamalarda kesinlikle bulunmuyor. Demirtaş'ın söylediğini biz o halde altını çizerek tekrar hatırlatalım. Erdoğan Öcalan'dan ne istedi? Cumhur İttifakı Öcalan'dan ne istedi? Öcalan kabul etmedi ve onun için mi tecrit şartları ağırlaştırıldı? Bu da gazeteci Ahmet Dicle'nin iddiası. Ve Kılıçdaroğlu yine evden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun evden konuşmaları etkili oluyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmasında da aslında yine muhalefetin sık tekrar etmesi gereken bir replik verdi. O da saray fakir fukarayla alay ediyor. Aslında TOGG'la ilgili o cümlede ki hatırlayacaksınız AK Partili Numan Kurtulmuş'un cümlesiydi. Biz TOG diyoruz, onlar soğan diyor. Evet, çünkü onlar TOG almayı hayal dahi etmiyorlar, soğan da alamıyorlar. Kilogramı 25-30 lira olan soğanı alamayan yurttaş TOG almak için nasıl bir hayal kursun? Sizin vicdanınıza bırakıyoruz Sayın Kurtulmuş ki siz hatırlayacaksınız, seçmenleriniz de hatırlayacaktır. Harun diye geldiniz, Karun oldunuz demiştiniz. Oysa şu an onlarla aynı koltuklarda siyaset yapıyorsunuz ve şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi belki de fakir fukarayla alay ediyorsunuz bu söylemlerle. Peki seçimde karşılığı olacak mı? Bunu aslında Türkiye'deki seçmenin bu defa nasıl bir refleks göstereceğini bekleyerek öğreneceğiz. Çünkü deniliyor ya tüm zamanların en kritik seçimi. Evet, Türkiye hep kritik seçimler atlattı ama bu defa gerçekten kritik bir seçim söz konusu. Hani bir rejim oylamasıyla birlikte aslında bir yarılma söz konusu. Hani sosyolojik olarak böyle ifade edebiliriz herhalde. Toplumda ciddi bir yarılma söz konusu. Bir tarafta çok uç sayabilirsiniz ama vatana ihanet etse de Erdoğan'ı desteklemekten vazgeçmeyeceğini söyleyen sokak röportajlarında insanlar var. Bir tarafta da aslında siyaset bilimcilerin bir kısmı da katılıyor buna. Erdoğan gitmeden hiçbir şey düzelmeye başlamayacak. Evet, o gittiği için düzelmeyecek belki ama o gitmeden de hiçbir şey düzelmeye başlamayacak diyen bir kesim var. Bu iki kesim arasında herhalde bu seçim. Peki bununla birlikte gündemde ağırlıklı olarak konuşulması gereken diğer konu, yine seçimi son derece etkileyebilecek bir konu, Muhammed Yakut'un ifşaatı.
Bu defa eski bakan Berat Albayrak gündemdeydi ve çok hızlı bir şekilde onun talebiyle, ki Sedat Peker'in videolarına olandan daha hızlı bir şekilde erişim yasağı getirildi Muhammed Yakut'un videolarına. Peki bu konuyu kiminle konuşacağız? Son yıllarda internet haberciliğinde, internet yayıncılığında son derece etkili bir isim, gazeteci Cevheri Güven bizimle. Sayın Güven, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Güven, hemen şuradan başlayalım. Muhammed Yakut Serdar Akinan'la bir irtibat kurdu. 15 Temmuz'la ilgili bir konunun üzerinde durdu özellikle Serdar Akinan. Hemen arkasından gözaltına alındı. Gözaltından çıktıktan sonra ise, ki 20 saat kadar gözaltında kaldı, daha önce söylediklerine taban tabana zıt ifadeler kullandı. Doğal olarak insanın aklına şu geliyor: acaba Muhammed Yakut başka gazetecilere de ulaşmak istemiş olabilir mi? Size mesela ulaşmaya çalıştı mı? Yani genelde hani bu tip konulara çok cevap vermek istemiyorum ben. Ama Muhammed Yakut'un kendi açıklamasında Özlem Gürses'e ulaşmak istediğini Serdar Akinan üzerinden, fakat Özlem Gürses'in korktuğu için konuşmayı kabul etmediğini söylemiş Serdar Akinan kendisine. Onun dışında bir gazeteciye ulaşmaya çalışmadığını bilmiyorum. Serdar Akinan kendisine ulaşmaya çalışmış. Çalışmış ve ulaşmış netice itibariyle de. Bence heyecanlı bir hamleydi. Herhalde Sedat Peker videoları bazı gazetecilerin hanesine çok pozitif puan yazdığı için böyle erken bir adım attı. Ama daha önce bana da Alaaddin Çakıcı böyle YouTube'da canlı yayın yapalım diye böyle meydan okumuştu, onu eleştirdiğim birkaç videom sonrası. Böyle yeraltı dünyasından figürlerle canlı yayın yapmak çok risklidir yani. Ama bu riski göze aldı. Sonrasında da işte gözaltı süreci ve bir anda değişen bakış açısı zaten o kamuoyunun takdirindeki bir durum şu anda. Aslında Serdar Akinan'ın gözaltına alınması olayı özelinde rejimin hala en kritik damarının 15 Temmuz olduğunu bir kere daha öğrenmiş olduk. Çok önemli bir noktada, Marmaris'le ilgili o noktada Serdar Akinan 20 saat arayla çok farklı ifadeler kullandı. Aslında bu başlı başına ele alınması gereken bir konu. Fakat biz sizinle özellikle Muhammed Yakut ifşaatı üzerinde durmak istiyoruz. İçeriği siz irdelemeye başladınız kendi videolarınızda. İlginç de bir tweet paylaştınız. Biz de hemen aktaralım onu takipçilerimize. Dediniz ki Muhammed Yakut'a çok hızlı erişim yasağı getirildi. Sedat Peker bile bu kadar hızlı yasaklanmamıştı. Ne biliyor olabilir diye sordunuz. Mutlaka bu soruyu kendinize de sordunuz. Şu ana kadar yayınladığı videoları düşündüğünüzde Muhammed Yakut gerçekten bu kadar kızdıracak, bu kadar hızlı harekete geçirecek neler biliyor olabilir? Ya tabii bu bir bakımda da şunu gösteriyor. Yani Sedat Peker'in video yayınladığı zamanlar iktidarın gücü ve şu an Muhammed Yakut'un video yayınladığı zaman ki iktidarın gücünü karşılaştırabilmemiz açısından da önemli bir şey. Şu an en ufak böyle bir rüzgara dayanamayacak noktada iktidar. Çünkü çok balık sırtında, böyle bıçak sırtında gidiyor şu an seçimler. Bu sebeple hiçbir şeye tahammülleri yok. Bunun için de çok hızlı erişim engelleri getiriyorlar. Benim videolarıma da böyle hani geçmişte olmayan derecede hızlı erişim engelleri getiriliyor. Hatta son işte yine Berat Albayrak bu Power Trans mevzusunu işlediğim bir videoda yaklaşık 10 saat içerisinde YouTube erişim engeli bildirilmiş. Ki bu hani hesapladığıma göre videoyu yayınladığım andan itibaren yani gecenin ilerleyen saatlerinde 3-4 falan gibi bu şekilde gece uyumamışlar, yani erişim engelini getirmişler. Bu zayıflıklarını göstermesi açısından önemli bence. İktidar çok zayıf. Peker videolarının başladığı zaman iktidar bu kadar zayıf değildi. Giderek zayıfladıklarını gösteriyor. Tabii Muhammed Yakut videolarıyla Sedat Peker videoları arasında da ilginç bir benzerlik var. Sedat Peker de 15 Temmuz'la ilgili anlatacağı şeyleri en sona bırakmıştı. Hani seçimden 2 ay önce yayınlayacaktı bunları. Muhammed Yakut da en sona bırakıyor. Hatta bugün 9. videosunu yayınladı. Az önce yayından önce izledim. Orada da mesela Hulusi Akar seni en sona bırakacağım diyor mesela. 15 Temmuz'la ilgili esas zaten hani şu anki mevcut rejimin kurulduğu diskur bu. 15 Temmuz. Dolayısıyla herkes onu en sona bırakıyor. Bu açıdan bir benzerlik. İkinci benzerlik de Sedat Peker de Kosova'da iken, ya Balkanlardayken daha doğrusu Karadağ faslında video yayınlamaya başladığında Berat Albayrak'la başlamıştı ilk başta. Berat Albayrak'ı eleştirdi. Sonra Berat Albayrak'tan yavaş yavaş Süleyman Soylu'ya dönen bir süreç oldu Dubai döneminde. Şimdi Muhammed Yakut da Berat Albayrak faslıyla başladı. Bu da ilginç. Ve bugünkü videosunda da yine Berat Albayrak'a bayağı bir yüklendi. Berat Albayrak'a
sen Erdoğan ailesinin başına gelmiş en büyük belasın filan, Erdoğan ailesini de mahvettin filan gibi, artı onun petrol meselelerine biraz gireceğini söyledi. Çünkü Muhammed Yakut esas olarak bu petrolde dönen işleri bilir ve Türkiye'de hani petrolde olan vurgunlar esas itibariyle, hani uyuşturucu çok konuşulur ama uyuşturucu piyasasının büyüklüğünden daha büyüktür petrolde olan vurgunlar. Halkın kaybettiği vergi meseleleri. Muhammed Yakut bu petrol kısmını biliyor olabilir. Kendisi petrolcü bir aileden geldiği için bu kısım hassas bir konu. Berat Albayrak'ın mesela, benim bütün video tarihimde en hızlı yayın yasağı gelen video Berat Albayrak'ın bu petrol konularını anlattığım Power Trans videosuydu. Çünkü bu Sayın Güven, petrol meselesi. ilginç. Yani Power Trans meselesini hatırlatmanız son derece yerinde. Fakat hani uluslararası hukukta hüküm giymiş Power Trans konusundan daha kritik bir petrol meselesi mi var acaba bilgiler Var. arasında? Onu mu iddia ediyorsunuz? Yani şöyle, Türkiye'de petrolle biliyorsunuz ÖTV çok yüksek, vergi çok yüksek ve Türkiye'ye bu vergisiz biçimde sokulan petroller var. Ve bu vergisiz sokulan petroller de böyle hani katır sırtında falan getirilen petroller değil yani, öyle kaçakçıların. Tankerlerle getiriliyor bunlar. Gemilerle getiriliyor ve bunlar bir şekilde büyük bir rüşvet çarkı çerçevesinde görülmüyor. Ve bu gemiler Türkiye'ye getirildiğinde rafinerilere getiriyor. Yani Türkiye'nin en büyük aileleriyle Türkiye'deki iktidar, güç sahipleri, bunlar hep beraber bu petrolü benzine, mazota çeviriyorlar. Ve üzerine ÖTV'yi de koymuş gibi göstererek, bu ÖTV tamamen kendi ceplerine girecek şekilde bunu iç piyasaya sokuyorlar. Bunda işte ÖTV'siz yakıt satma lisansı olan firmalar var. Bunlar havacılık firmaları ve denizcilik firmaları. Bunlar havacılığa ve denizciliğe bu petrolleri satmış gibi göstererek, bir kısmı satılmıyor aslında havacılık ve denizcilik araçlarına. Bunlar normal benzinliklerde satılıyor. Bir kısmı da zaten hiç kayda girmeyen şekilde bu rafinerilerden geçirildikten sonra yine kayda girmeyen şekilde Türkiye'deki petrol istasyonlarına dağıtılıp, o kadar büyük bir rant var ki bu rantın içerisinde Türkiye'nin çok büyük aileleri var, petrol rafinerisi sahipleri var, iktidar var. Bürokrasi var, EPDK var vesaire. Dolayısıyla herkes için çok hassas bir mevzu. Çünkü hiç bitmeyen bir kaynak burası yani. Ve böyle çok riskli de değil. Hani uyuşturucu meselesinde Amerika'daki işte uyuşturucu kuruluşlarına takılabilirsiniz, Avrupa Birliği'ni rahatsız edebilirsiniz vesaire. Ama burada kendi halkınızı soyuyorsunuz, vergi verenleri soyuyorsunuz aslında esas olarak. Yani bir kişi Türkiye'de petrol istasyonuna gidip benzin aldığında o benzinin %55-60'ı vergi olarak ödüyor. Ama o vergi halkın kasasına, hazineye gitmiyor. O vergi aslında vergilendirilmemiş benzin olarak Tayyip Erdoğanların, o ailelerin vesaire, bunların cebine gidiyor. Yani bu kısmı açıklarsa, güzel izah ederse, bu kısma girerse vesaire, hakikaten çok büyük, devasa, on milyarlarca dolarlık bir vurgundan söz ediyoruz. Bu rahatsız etmiş olabilir belki. İzah etmesinden söz etmişken, o halde teknik olarak Muhammed Yakut'un konuşmasına geçelim. Sizin de belirttiğiniz gibi Sedat Peker'le üslup açısından bir benzerliği var. Sedat Peker de takipçilerimiz de hatırlayacaktır. Tayyip abi diyerek başta Recep Tayyip Erdoğan'ı sürecin dışında bir aktörmüş gibi gösterdi. Fakat artık ilerledikçe, Soylu ve Ağar dosyalarını açtıktan sonra da Tayyip abi seninle de helalleşeceğiz dedi. Fakat ne olduysa ki, akıllardaki soru o zaten. Hani bir pazarlık sürecini mi başlattı böylece ve istediğini aldı, ondan mı sustu yoksa gerçekten mi susturuldu? Bunu belki kendi açıklayana kadar tam olarak öğrenemeyeceğiz. Yorumlar yapılacak. Aynı şekilde Muhammed Yakut da sürekli işte Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan isimlerini anarak onları bir şekilde kenarda tuttu başta. Fakat süreç ilerledikçe yine Erdoğan ailesini hedef alan ifşaat söz konusu olabilir mi Muhammed Yakut'tan da? Evet. Ya şöyle, ilk başta şunu söyleyeyim. Hani bunlar yeraltı dünyasının figürleri ve yeraltı dünyasının figürlerinin konuşmalarının birbirine benzer olması çok şaşırılacak bir şey değil. Bunlar belli bir jargonla konuşurlar zaten. Yükselirler, alçalırlar, sinirlenirler vesaire. Bu normal yani. Benzeşmeler biraz normal ama bence yeraltı dünyasının figürleri içerisinde konuşma tarzı itibariyle Sedat Peker diğerlerinden ayrışır. Yani ifade kabiliyeti itibariyle de ayrışır. Kendine özgü tarzı olması itibariyle de ayrışır Sedat Peker. Muhammed Yakut normal yeraltı figürleri gibi konuşuyor daha çok, yani normal diğer yeraltı figürleri gibi diyebilirim. Tabii bence Muhammed Yakut Sedat Peker'den daha fazla Erdoğan ailesini hedef aldı açıktan.
Yani bazı konularda doğrudan Tayyip Erdoğan da o işin içerisinde olduğu vesaire gibi. Hatta Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı zamanlar da oldu. Sedat Peker Erdoğan'a doğru geleceğini söyledi. Orada videolarını bitirdi. Sonra bazı paylaşımlarında Erdoğan'a çok yaklaştı. Fakat doğrudan Tayyip Erdoğan'ı hedef alan şeyler kısmını hep o seçimden önceki 2 aya bırakmıştı. O 2 ay bir türlü gelmedi. Yani video yeniden yayınlamıyor, paylaşım da yapmıyor. Ama Muhammed Yakut doğrudan Erdoğan ailesine hedef alıyor. Açıdan daha açık diyebilirim ben. Hatta bugünkü son videoda doğrudan Hakan Fidan'ın oğluna doğru ilerledi ki Hakan Fidan'ın yani Halit en yumuşak karnı diyebileceğim bir nokta. Ve Halit'le ilgili meseleleri de Türkiye'de yeraltı dünyasındaki bütün insanlar bilir. Çünkü o alanda hareket ediyor. Metin Güneş konusunu siz de ele aldınız. Muhammed Yakut'un söz ettiği. Metin Güneş kamuoyunda çok da bilinen bir isim değil. Aslında bir noktaya kadar da kendisini geride tutmuş bir isim. Ama siz de belirttiniz o videonuzda. Özellikle Trabzon ve Trabzonspor üzerinden daha bilinir olmaya çalışan bir isim artık Metin Güneş ki bu şekilde kamuoyuna da mal olmuş oldu. İsimler üzerinden ilerlersek Muhammed Yakut'un ifşaatındaki dikkatinizi çeken Metin Güneş gibi aslında Türk kamuoyunun daha çok bilmesi gereken kimler var? Ya şöyle evet yani Muhammed Yakut tabii ya mesela bir Alaaddin Çakıcı gibi bir Sedat Peker gibi böyle tam en üst ligde bir yeraltı dünyasının figürü değil. Dolayısıyla o isimler böyle çok daha böyle yukarılardaki isimlerle çok daha çok irtibat halindelerdir doğal olarak. Muhammed Yakut daha böyle Metin Güneş falan gibi ikinci klasmanda olan fakat yine böyle yüz milyonlarca dolar mal varlığı olan isimlerle ilgili daha çok şey biliyor gibi. Ve bunları ifşa etmeye başladı yavaş yavaş. Ama benim hani Muhammed Yakut'un bütün bu ifşaatlar içerisinde en böyle cesur bulduğum ve böyle hani kendisinin de nasıl bu konuya böyle bu kadar da açıktan girdi. Çünkü birkaç videosunda tekrar etti. Bu son 9. videosunda daha açık girdi. Çünkü 9. videoda doğrudan Hakan Fidan'la başlıyor videoya. Ve Hakan Fidan oğluna getiriyor mevzuyu direktmen. Bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü bu böyle kimsenin çok girmek istemediği bir konu. Çünkü Hakan Fidan çok güçlü bir kurumu yönetiyor. Doğal olarak işte Halit Fidan'la başladı ve hani bunu devam ettirirse eğer işte Cihan Ekşioğlu gibi, Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu gibi vesaire bunlara doğru bunların üçünün Hakan Fidan'ın oğluyla birlikte çevirdiği işlere gelir ki bu da bence kamuoyunda çok etki uyandırabilecek bilgiler olur. Muhammed Yakut'un şahsına dönecek olursak belirttiğiniz gibi hani kriminal bir kimlik, kendisini iş insanı olarak tanıttı, bir sanayici olarak tanıttı. Petrol işi yaptığında siz de zaten belirttiniz. Peki Muhammed Yakut, Sedat Peker gibi akla gelen ilk kaynaktan mı besleniyor yoksa bir kişinin bu kadar bilgiyi tek başına taşıması yahut da bu kadar tanışıklığa tek başına erişmesi pek mümkün görünmüyor. Ne dersiniz? Bilgi kaynakları kim ya da kimler olabilir? Ya şöyle açıkçası bu dünyanın insanları hani beraber oturuyorlar, yiyorlar, aynı mekanlarda takılıyorlar. Mesela iş kovalıyorlar, başkasının kovaladığı iş hakkında bilgi ediniyorlar vesaire. Dolayısıyla Ankara'da, İstanbul'da bütün o dönem pisliklerden bir şekilde duyuyorlar, bir şekilde haberdar oluyorlar ya da bir şekilde ondan bir pay almak istiyorlar. Dolayısıyla bilgileri olabilir yani bu mevzuların hepsinde olabilir bilgileri. Çünkü anlattığı kişiler, figürler var, onların yaptıkları şeylerin hepsi aslında kirli dünyada dönen, o kirli dünyadaki pastanın paylaşımı ile ilgili meseleler esas itibariyle. Fakat tabii böyle bir kişi ortaya çıkıp konuşmaya başladığı zaman ki bu Sedat Peker örneğinde de böyle oldu. Türkiye'de çok farklı çıkar grupları var şu anda ve böyle Yağma Hasan'ın böreği gibi ülkenin bütün kaynaklarını çılgınca paylaşıyorlar. Ve bunlar bu paylaşımı yaparlarken de birbirlerinin ayaklarına basıyorlar ister istemez. Dolayısıyla hepsinin birbiriyle düşmanlıkları, çekememezlikleri, birbirlerini zayıflatmak ve onun alanından pay almakla ilgili hesapları var. Şimdi Sedat Peker de hani konuşmaya başladığında sonrasındaki o Twitter süreçlerinde vesaire bu bilgilerin hepsi tamamen kafasında olarak ve bunların hepsini bir planlı çerçevede ilerleyerek olmadı bence yani. Evet bildiği şeyler vardı fakat sonra bilgi akmaya başladı ona. O kendi jargonu içerisinde Türkiye'nin her kurumunda serden geçitçiler var ve bunlar bana bilgiyi ulaştırıyor şeklinde söylüyor. Ama bence hani bu çıkar gruplarının çıkarları olan birbirlerine düşmanlığı olan kişiler bilgiler aktarıyorlar ister istemez Sedat Peker'e rakiplerini zayıflatmak için esas itibariyle. Ve ben Muhammed Yakut da böyle daha böyle dilinin kemiği olmayabilecek bir tip gibi gözüküyor. Dolayısıyla ona da böyle bilgiler akmaya başlamıştır şu anda.
Yani sosyal medyayı, DM kutusunu vesaire bunları ne kadar iyi kullanıyor bilmiyorum ama telefon yoluyla, WhatsApp yoluyla, o bu yoluyla vesaire bilgiler akmaya başlamıştır ve akacaktır da. Konuşmaya devam ettiği sürece akmaya devam edecektir. Çünkü bir fenomene dönüştü yani videoları çok hızlı biçimde kanalları yasaklatıp videoları çıkartılsa vesaire de diğer kanallara yükleniyor, Facebook hesaplarına yükleniyor filan. Birkaç milyonluk etkileşim oluşturan bir fenomene dönüştü. Bu bilgi akışını getirecektir yani. Eğer Muhammed Yakut geniş bir stratejinin parçasıysa belki birkaç gün sonra yeni ifşaat dosyaları açılabilir, başka isimler çıkabilir. Hani bu Türkiye için şaşırtıcı olmaz ama burada sormak istediğim özellikle bu bilgi akışı. Daha önce Sait Sefa ile konuştuk. Sait Sefa ilginç paylaşımlarda bulundu ki kendisi kendi videolarında da bahsetmişti. Hani partiden hatta bakanlıktan bir takım bilgiler aldığını, hani bunu da sadece geçmiş AK Parti bağlantıları ile ilgili değil. Bugün aslında bu durumdan rahatsız olan yahut da sizin de dediğiniz gibi çıkar gruplarından olmakla ilgili olan bir takım paylaşımlarda bulunulduğunu söyledi. Bir gazeteci olarak siz de bu dönem bir veri akışına mutlaka sahipsiniz. Hani nokta dönemini düşünürsek Türkiye deki o bağlantılar kalmamıştır büyük bir ihtimalle ama bu değişen siyasi konjonktürle birlikte farklı şaşırtıcı veri kaynaklarınız, bilgi kaynaklarınız var mı? Tabii ki riski atmayacaksınız aktarırken ama sadece takipçilerimizin şunu bilmesini istiyorum. Yani insanlar yurt dışında olduğu zaman da gazetecilik yapmak isterse bilgi kendilerine akıyor mu sağlıklı bir şekilde? Tabii hani yani çünkü günümüzün getirdiği iletişim imkanları var. Bunlar çok büyük bir nimet. Sınırları ortadan kaldıran şeyler bunlar. Dolayısıyla hani evet herkes ulaşabiliyor Türkiye'den size bir biçimde. Kendisini güvenli hissettiği platformlar üzerinden. Ki ben çok kolay ulaşılabilir bir gazeteciyim ben. Herhangi bir kişi bana herhangi bir şekilde ulaşılabilir. Dolayısıyla bilgi akıyor. Zaten hani gazetecilik böyle geçmişte bildiğiniz şeyler ya da bir yerde biriktirdiğiniz şeylerle sürüp gidecek bir şey değil yani. Sürekli sıcak olaylardan bilgi almanız gerekiyor. Her gün suya yazı yazıyorsunuz netice itibariyle. Dolayısıyla benim de yani her kurumdan, her kesimden filan haber kaynaklarım var. Ve ben güven ilişkisi içerisinde bunu geliştirmeye çalışıyorum tabii ki. Ama Türkiye'de hani böyle biraz da böyle hani böyle yeraltı dünyasının figürlerine bunlara böyle gazeteci misyonu gibi böyle bir misyon biçildi. Çünkü esas itibariyle insanlar çıkar grupları ya da herhangi bir kamunun yararını içeren bir bilgi elinde bulunduran kişi onu kamu yararı için ya da kendi çıkarı için filan genelde gazetecilere ulaştırmaya çalışır. Dünyada normal klasik olan budur. Gazeteci de manipülasyona gelmeyecek şekilde, onun işte doğruluğunu kanıtlayabilecek şekilde vesaire kişinin niyetinden önemsiz olarak o kamunun yararını ilgilendiriyorsa bunu yayınlar. Fakat medyayı öyle bir çöle çevirdiler ki Türkiye'de, medya çöle dönerken yurt dışındaki gazetecilerin sayısı da çok fazla olmayınca ya da yurt dışındaki gazetecileri çeşitli biçimde kategorize filan edince insanlar dolayısıyla elinde bilgi bulunduranlar bir şekilde bu tip böyle çıkıp ama etki oluşturabilecek, trafik oluşturabilecek, reyting oluşturabilecek figürler ortaya çıktığında Sedat Peker ya da Muhammed Yakut gibi onlara da ulaştırıyorlar. Bunların hepsi Türkiye'deki medyanın çöle dönmesiyle ilgili bir şey ve aslında utanç verici bir şey. Hani bundan böyle bir 15 yıl önce, 20 yıl önce ya da daha evvelinde filan böyle bir bilgiyi götürüp bir yeraltı dünyasından bir figüre vermek filan gibi bir şey söz konusu olamazdı. Tabii bir de şöyle bir şey oldu. Konvansiyonel medyanın gücünü kıran ya da konvansiyonel medya meydan okuyabilen teknolojik imkanlar gelişti, platformlar gelişti. Bu platformlar bireysel gazetecilere de, bireysel yayıncılara da ya da bir anda bir YouTube kanalı açan ve parlak bir fikirle ortaya çıkan herhangi bir kişiye de bir anda çok geniş kitlelere ulaşabilme etkisi veriyor. Ha bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu, oradaki istikrarı oturtmak falan bunlar ayrı bir şey. Ama hani gördük yani Muhammed Yakut örneğinde bu üçüncü YouTube kanalı ama göreceksiniz yani bu yayınladığı videoda yüz binlere ulaşacak çok hızlı biçimde. Bu iletişim imkanları ve bu Türkiye'deki medyanın çöle dönmesi vesaire bunların hepsi birleşince insanlar ellerindeki bilgileri Fizan'daki bir gazeteciye de yeter ki dile getirsin, ulaştırmaya çalışırlar yani.
Evet, bu da Cevheri Güven'in yüz binlerce izlenen haber videolarının aslında bilgi olarak nereden beslendiğinin bir göstergesi. Çünkü şu ana kadar yalanlanmak yerine sürekli yasaklanan videolarından söz ediyoruz Cevheri Güven'in. Peki şimdi Muhammed Yakut'un söz ettiği isimlere dönelim. Aslında hani bilirsiniz Türkiye'de dibinin olmadığını bu süreçte çok iyi gördük. Çünkü Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, bir bakan daha ne kadar insan içine çıkamaz hale getirilir? Fakat hayır, o tam tersine son derece yine kendine güven duyan bir şekilde insan içine çıkıyor, propagandasını yapabiliyor. İşte bakanlık yapmış Mehmet Ağar. Yani daha ne kadar kriminal kimliği vurgulanabilir? Sedat Peker açısından söylüyorum. Hani bu dosyaları bu kadar sermişken ortaya biz aslında Muhammed Yakut'tan bu iki isme dair yeni dosyalar duysak şaşırmayacağız. Çünkü gerçekten dibinin olmadığını öğrendik Türkiye'de. Fakat bu iki ismi hızlı geçip acaba Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a mı gelecek? Özellikle Hulusi Akar isminin altını çizmek lazım. Çünkü Kayseri'de taşlattıracağından söz etti. Hulusi Akar'la Muhammed Yakut'un kişisel bir problemi olabilir mi? Yoksa az önce sorduğum gibi işte Ergenekon'un da Hulusi Akar'dan hoşlanmadığı söylenir. Hani bugün Ergenekon diye tabir ettiğimiz yapı kendini ne kadar muhafaza ediyor yahut da ne kadar şekil değiştirdi bilinemez. Hulusi Akar'ı asıl hedefe oturtan kim? Yani Ergenekon Uysaker'dan hoşlanmadığı söyleniyor bilmiyorum. Ben hani biliyorsun Sözcü Gazetesi bir manşet atmıştı. Hulusi Akar bütün ipleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde elinde aldıktan sonra 2016'da TSK'nın başına balyoz geldi diye ki böyle generallerin isimlerini falan sıralamışlardı. Hulusi Akar döneminde aslında 2016'dan sonra kuvvet kazandıklarını söyleyebiliriz. O şekilde nitelenen subayların, generallerin. Şimdi şöyle Hulusi Akar'la ilgili mevzu ya da Hakan Fidan'la ilgili mevzu Türkiye'de mevcut rejimin gücüne, oradaki paylaşıma bir biçimde meydan okuyorsanız bu iki figüre de meydan okumanız lazım. Çünkü Türkiye'deki kuvvetli olan birkaç tane figür var. Bunlar Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Hulusi Akar üçlüsü ilk akla gelenler. Sonra çevreyi biraz genişlettiğinizde Mehmet Ağar'a gelirsiniz, Fahrettin Altun'a gelirsiniz filan gibi genişletirsiniz. Dolayısıyla hedef alacağınız kişiler bunlar. Şimdi hani Türkiye'de yani kendisi de zaten Muhammed Yakut'un söylüyor. Beni buradan almaya çalışma filan diyor. Beni buradan almaya çalışma dediği zaman orada Hakan Fidan'a bir şeyler söylemesi lazım. Ya da işte kendisinin başına Türkiye'de kendisinin ailesinin başına vesaire bir şekilde bir iş getirilmesini istemediği zaman da dönüp Hulusi Akar'a da bir şeyler söylemesi lazım. Çünkü bunlar güç odakları ve Türkiye'de böyle köklü meselelerde karar verilmesi gerektiğinde de bunlar oturup karar veriyorlar. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında köklü meselelerde işte Abdullah Gül'ün bir fikri olurdu, Ali Babacan'ın bir fikri olurdu, Bülent Arınç'ın bir fikri olurdu, Abdullah Latif Şener'in bir fikri olurdu. Ondan sonra Dengirmi Mehmet Fırat'ın bir fikri olurdu filan. Bir çoğulculuk vardı, bir koalisyon vardı orada ve siyasi figürlerdi bunların hepsi. Ve sonra oradan da hani ilk 10 yıldaki o pozitif bir sürü olan şeyin hepsi bu siyaset zemininde kararlar alındığı için böyleydi biraz da. Şimdi bu değişti yani. Bağız Devleti'ne dönüştük biz. Bağız Devleti'ne dönüşünce orada istihbaratın şefi Türkiye'deki bütün kritik kararlarda bir fikri vardır. Ordunun şefinin bir fikri vardır filan. O troikada alınıyor kararlar. Dolayısıyla da bir şeylere meydan okuyorsanız, ayağınıza basılmışsa, sizin elinizdeki lokma alınmışsa, bir sebeple çıldırmış ve videolar yayınlıyorsanız bir sebeple başka yol kalmamışsa önünüzde, o zaman bu figürlere de meydan okumanız lazım. Yoksa ben hani şahsi mevzulardan daha çok bu dengeyle ilgili. Herkes bu dengeyi doğru okuyor. Ben de doğru okuyorum. Muhammed Yakut da doğru okuyor diye düşünüyorum. Peki Hulusi Akar'ı ne kadar kızdırabilir ya da hangi söz harekete geçirebilir? Biz bunu bilmiyoruz. Yani Hulusi Akar'la ilgili ne bildiğini henüz bilmiyoruz. Fakat gerçekten Hulusi Akar'ı mı hedefe oturtuyor yoksa işte ucunu gösterdiği gibi 15 Temmuz'da ilgili bir dosya açacak da Hulusi Akar'ı da orada mı bu dosyanın içine katacak? Bir öngörünüz var mı? Özellikle 15 Temmuz ifşaatı ile ilgili. Evet. Ya 15 Temmuz'la ilgili aslında AK Parti'nin içerisinde de konuşulan bazı şeyler var ve AK Parti'nin içerisinde Hulusi Akar'la ilgili yani Hulusi Akar'a güvenmiyorlar esas itibariyle AKP içerisinde. Onun kendi hesapları olduğunu düşünüyorlar. İşte 15 Temmuz'da onunla ilgili bazı şeyler var. Mesela Şamil Tayyar demişti ki 15 Temmuz'la ilgili bütün gerçekler ortaya çıkarsa kahraman gördüklerimiz, hain hain gördüklerimiz kahraman olacak gibi bir şeyler söylemişti. Buradaki hedef Hulusi Akar'dı mesela. Yani Muhammed Yakut da AKP'lilerle oturup kalkan birisi ve
Hulusi Akar'la ilgili pek çok şey duymuş olabilir. Fakat böyle herkesin konuştuğu fakat kimsenin açık alanda söylemediği bazı şeyler, bizim bilemediğimiz bazı şeyleri bu şekilde ifşa edebilir. Fakat bir de şu var tabii Hulusi Akar kısmında. Aslında Hulusi Akar'ın rolü 15 Temmuz'da gerçekten ne olduğuna ilişkin o kadar çok şey ortaya çıktı ki. Bunu eski askerler, KHK'lı askerler ortaya çıkardılar, bazı gazeteciler ortaya çıkardılar. Duruşmalardan dışarıya yansıyanlardan pek çok şey ortaya çıktı. Fakat insanlar bu şekilde o duruşmalarda söylenen şeyler, bazı gazetecilerin ortaya çıkardığı şeyler vesaire bunları duymak istemiyorlar. Yani görmek istemiyorlar bir türlü. Bu böyle bir public hale gelmiyor, koro haline gelmiyor. Ama mesela Sedat Peker söylediği zaman yani kendilerinin kabul edebilecekleri, kendi dünyalarına yakın bir figürün söylediği ki şeyleri bir anda patlıyor mesela. 15 Temmuz'da silahlar dağıtıldı mesela. Bunu söylemedik mi? Yani bunu askerler de söylediler. Kendilerine ateş açılmış çünkü. Nasıl silahla ateş açıldığını biliyor asker, söylüyor. Ondan sonra biz de söyledik mesela. Hatta 15 Temmuz'da dağıtılan silahlarla bir başka bir böyle basit bir mevzudan işlenen bir cinayet oldu Ankara'da. Bu dosyaya girdi. Ben 15 Temmuz gecesi aldım bu silahı diye cinayet işleyen kişi söyledi. Bunlar ortaya çıktı. Fakat Sedat Peker çıktı dedi ki işte şurada dedi AKP'nin il başkanlığından şu kişi şu kişiye silah dağıttı. Sandıkla silah getirdi orada dağıttı filan dedi. Bir anda Türkiye'de olay oldu. Sanki söylenmemiş bir şeymiş gibi. Bu sebeple şimdi zaten ortaya çıkmış bilgilerden herhangi bir tanesini Muhammed Yakup oradan çıkıp süzüp onu söylese şu an çok daha büyük etkilere ulaşır falan. Çünkü insanlar duymak istedikleri ağızlardan, duymak istedikleri şekillerde biraz da bu sebeple de 15 Temmuz'un gerçeği ortaya çıkmıyor yani. Bu sebep aslında bu Türkiye'deki bütün sorunların sebebi bu yani. Yani gerçeğe fakte değil de yani oradaki kimin söylediğine filan ona odaklanılıyor. Bu da hiçbir şeyi aydınlatamıyor maalesef. Dönemin Genelkurmay Başkanı'yla İstihbarat Başkanı'nın ifade vermediği bir ortamda 15 Temmuz'u aydınlatacağız demek kesinlikle havanda su dövmekten ibaret. Ki bu hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ciddi bir ayıbıdır, ifade verdirememek. Bu da demokrasi tarihimiz ne kadar aydınlıksa kara bir leke olarak orada duruyor aslında. Diğer isme geçelim, Hakan Ya Fidan'a. ondan Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin lütfen. yani ondan daha büyük ayıp hakikaten şeyi çok ayıp olarak söylüyoruz değil mi işte demokraside istihbarat başkanı ve genelkurmay başkanı meclisin ifade davetini kabul etmediler. Çok büyük ayıp. Ama daha büyük ayıp ne biliyor musunuz bence? Yani sonuçta Sedat Peker de Muhammed Yakup da mafya liderleri ve mafya liderleri böyle bir konuda 15 Temmuz gibi bir konuda tehdit ediyorlar devleti. Gerçekleri ifşa etmekle tehdit ediyorlar. İstihbarat Başkanı'nı, Milli Savunma Bakanı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı doğrudan tehdit ediyorlar. Bu derece bu konuda şantajı açık olmak o meclis davetine gitmemekten daha aşağılık bir şey bence. Peki Hakan Fidan. Hakan Fidan yine takipçilerimiz hatırlayacaktır. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde milletvekili olmaya karar vermişti. Hatta Davutoğlu da onaylamış, bir nevi davet etmişti. Fakat Erdoğan engel oldu. Sır küpü ifadesini de o zaman kullandı. Belli ki sır küpü olma durumu devam ediyor. Hatta belki Erdoğan'ın elinden gelse ömür boyu istihbarat başkanlığı verecek belki de Hakan Fidan'a. Artık ne biliyorsa yahut ondan ne bekliyorsa. Hakan Fidan'la ilgili hazır oğlundan bahis açılmışken bir kırılma yaşanabilir mi? Yani iktidar açısından soruyorsanız bu kırılma, ben bir kırılma yaşanacağını düşünmüyorum. Yani Hakan Fidan'ın böyle hani çok bir şey biliyor da Tayyip Erdoğan hakkında, bu yüzden Tayyip Erdoğan onu değiştirmiyor filan. Bu fikre katılmıyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın istediği her şeyi veriyor, istediği her şeyi yapıyor Tayyip Erdoğan. Bu sebeple orada tutmaya devam ediyor Tayyip Erdoğan. Ondan daha iyi böyle birisini bulabilse belki değiştirir, bilmiyorum. Daha iyi böyle taleplerini yerine getirebilecek birisi. Çünkü diğer pozisyonlarda yapıyor bunu mesela. Merkez Bankası başkanını kaç defa değiştirdi yani. Tam istediğini böyle %100 böyle. Ha %99 bile versen tatmin olmuyor Tayyip Erdoğan. Tam biat istiyor. Ve onları değiştirdi Merkez Bankası. Kendisini çok sevdiği insanları Maliye Bakanlığı'nda değiştirdi. Ve tam %100 böyle istediğini yapmadığı için başka pozisyon. Damadını yedi yani baktığınızda. Ekonomi yönetimindeki fikir ayrılığından dolayısıyla. Yani ama Hakan Fidan öyle değil. Yani Tayyip Erdoğan istediği her şeyi yapıyor. Adam kaçırıyor, işkence yapıyor. Suriye'de istediği her şekilde yön veriyor. Devletin çıkarlarını paspas yapıyor vesaire. Kurumu muhalefet partileri karşısında bir silaha dönüştürüyor. Onların stratejilerini çözmek, dinlemek, istihbarat elde etmek vesaire.
ülkeye şekil vermek için istihbarat teşkilatının imkanlarını kullandırtıyor. Yani kurumu paspas yaptı. Dolayısıyla %100 istediğini aldığı için Tayyip Erdoğan orada duruyor. Dolayısıyla Hakan Fidan kısmında ben bir kırılma yaşanacağını düşünmüyorum. Ama Hakan Fidan'ı hepimiz de biliyoruz. Ta Ankara yıllarında gazeteciyken, o ta TİKA'lardayken vesaire o zamandan biliyoruz. Hakan Fidan siyasi bir figür olmak istiyor. Yani Türkiye'nin cumhurbaşkanı, başbakanı artık ne derseniz o olmak istiyor Hakan Fidan. Lider olmak istiyor yani. Kamuoyunda görünür olmak istiyor. Bunu Tayyip Erdoğan hep baskılıyor işte böyle şu an orada işine yaradığı için baskılıyor. Ama Hakan Fidan bu amacını bir şekilde doğru zamanda, doğru şekilde vesaire gerçekleştirmek için hareket edecektir. Fakat dediğim gibi Hakan Fidan'ın elinde de şimdi görüyoruz ki hani yumuşak karnı ile ilgili böyle yeraltı dünyasının figürlerinin böyle ağzına kadar düşmüş hadiseler var. Ki yani bir siyasi figür olarak ortaya çıktığında özellikle 15 Temmuz kısmı ile ilgili muhalefet de daha hırçınlaşacaktır. Daha böyle konular daha gündeme gelecektir. Yani bunları da aşmakla ilgili bilmiyorum belki bazı çalışmalar yapıyordur. Ama Türkiye normale dönerse normal şartlarda Hakan Fidan gibi bir ismin hani geçmişle hesaplaşmadan siyaset yapması mümkün görünmüyor. Yani evet öyle yani normal ülkelerde böyle ama yani Türkiye'nin tarihine baktığımızda böyle istihbarat teşkilatı gibi böyle kurumlar böyle bazı kilit noktalardaki adamları o tuğlayı çekmiyor yani. Yani mesela Mehmet Ağar işte Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yapmış. O Mehmet Ağar'ın tuğlası hiç çekilmiyor yani. Dolayısıyla Hakan Fidan da 15 Temmuz gibi bir karanlığın tuğlasını hakikaten çekmek Türkiye'deki genel herkesin işine geliyor mu? Ben ondan emin değilim açıkçası. İnsanların genelinin işine gelmeyebilir yani o gerçeklerle yüzleşmek, 15 Temmuz gerçekleriyle. O yüzden de Hakan Fidan üzerine ne kadar gidilecek emin değilim yani. Yüzleşme konusunda maalesef çok başarısız bir topraklardan geliyoruz biz. Sadece Türkiye değil, Ortadoğu'nun geneli böyle yani. Çoğu insan vurguladı. Aslında Erdoğan iktidarının en büyük başarısı medyayı çok çabuk şekillendirmesi oldu. Sizin de bir dönem çalıştığınız Uzan medyasında aslında bunun ilk örneğini gördük. Evet, Uzan'ın belki gerçekten bir takım suçları vardı, fakat bunun üzerinde bir cezayla tabiri caizse medyasına çökmesi, ardından Kara Mehmet'in aynı akıbete uğraması, sonra bu tablonun hazırlayıcıları oldu. Şimdi böyle bir medya gücü elindeyken bu tür ifşaatın bir faydası olur mu? İster istemez bunu bir vatandaş olarak sormak istiyorum. Çünkü Sedat Peker çok önemli şeyler söyledi, kabul. Fakat kendi kitlesine, ısrarla kendi yayın organlarını takip eden kitlesine bunun tam tersi ifadeler kullandılar. Hatta Sedat Peker aleyhine süreci döndürmeyi de başardılar. Muhammed Yakut'la birlikte Sedat Peker de tekrar topa girecek olursa, bu medya gücü elindeyken Erdoğan iktidarının sizce bir faydası olur mu muhalefet açısından? Yani taş oynatır mı? Ya Taşı şöyle yerinden oynatır mı bu ifşaat? Şöyle Tayyip Erdoğan da AKP'de hani Sedat Peker onun videolarının etkisi onlarla ilgili analizler yaptılar. Anketler yaptılar. Toplumda etkisini çözmeye çalıştılar. Muhammed Yakut'la da ilgili de yapıyor olabilirler bilmiyorum. Orada evet hani böyle Tayyip Erdoğan'ın bir kemik kitlesi var. Biraz yaşı da ileri olan bir kitle. Ya da devlete çok böyle sosyal yardımlar üzerinden bağlı bir kitle var. Milyonlar bunlar yani. Bunları etkilemiyor evet Sedat Peker. Fakat ya da bu tip ifşaatlar diyeyim daha doğrusu. Fakat şöyle bir etkisi oluyor yani bu bir gerçek. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki kitleyi Tayyip Erdoğan'ın karşısında durma konusunda kemikleştiriyor. Oradaki momentumu arttırıyor. Birincisi bu. İkincisi de Tayyip Erdoğan'ın ulaşmakta zorlandığı ve kendisine doğru çekemediği bir kitle var. Bu böyle %5, 6, 10'lara kadar gelebilen çok genç. İnternetteki her şeyden çok etkilenebilen, yeni oy kullanan filan böyle bir kitle var. Ve bu kitleyi Sedat Peker bu kitleyi etkiliyor ve Sedat Peker söylemi itibariyle de 40 yaş altı vesaire filan bu kitleye oynuyor. Ve bütün o yayıncılığı etkisi vesaire baktığımızda bu kitlenin ulaşabileceği işte sosyal medya mecralarında hareket ediyor Sedat Peker. O kitle yani Türkiye'de özellikle 30 yaş altındaki kitlenin çok büyük bölümü televizyon hiç izlemiyor. Yani televizyon diye bir şey yok hayatlarında. Tamamen dijital mecralarda takılıyorlar. Dolayısıyla bu kitleyi etkileyebilen birisiydi Sedat Peker. Ve şimdi Tayyip Erdoğan'ın seçim hamlesine de baktığımızda, seçimdeki stratejisine de baktığımızda bu kitleyi parçalama üzerine,
kurdu bütün stratejisini. Ve mesela Muharrem İnce budur yani. Muharrem İnce o kitlenin işte o böyle yaşı çok genç olan söylüyor ya Muharrem İnce'nin kendisi 15 yaşındakiler oy kullansa iktidar olacağım falan diyor. O kitleye hitap eden, o kitlenin o popülist kültürüne hitap eden bir figür olarak çıktı ve bölüyor oradaki oyu bölüyor Muharrem İnce. Ama şunu söyleyeyim ben mesela. Sedat Peker video yayınlıyor olsaydı ve Sedat Peker herhangi bir videosunda Muharrem İnce'ye hedef alınmış olsaydı Muharrem İnce bitmişti. Ama şu an Türkiye'de aklı başında olan kişiler, aklı başında olmayan kişiler, muhalefetin çeşitli figürleri vesaire çeşitli kesimlerinden insanlar çok haklı gerekçelerle eleştiriyorlar. Fakat hani bir bölen olmaya devam ediyor Muharrem İnce. Çünkü o kitleye ulaşamıyor bu kesim, bu saydığım kişiler. Ama Sedat Peker ulaşabilirdi o kitleye yani. Ve Muharrem İnce'yi bitirebilirdi. O yüzden susturulması önemli yani. Çünkü Tayyip Erdoğan için o %51 civarında o oyunu kurabilmek ve ikinci tura taşıyabilmek esas şu an hedefi o. Çünkü %51'e ulaşamadı ikinci tura taşıyabilme açısından. O kitleyi parçalayamayı hedef seçti Tayyip Erdoğan. Tek şeyi buydu, şansı. Ve onu iyi değerlendiriyor. O kitleyi parçalayabilmek için de Sedat Peker'in de susturulması lazımdı. Onu da yaptı yani. Oyunu iyi kurdu yani Tayyip Erdoğan. Evet. Bu kadar kriminal meseleden bahsetmişken son olarak kısaca siyaset sorayım. Evet, Türkiye bir seçime hazırlanıyor, seçime doğru gidiyor ama işte Oda TV'deki haberi siz de görmüşsünüzdür. Kaset sızıntısı da belli ki eli kulağında öyle görünüyor. Oda TV'deki işte bir haber yorumdan hareketle söylüyorum bunu. Maalesef geçmiş seçimlerde de benzer örneklerini gördük. Öte yandan işte Sedat Peker yahut da Muhammed Yakup belki de yeni isimler bir takım ifşaat dosyaları açılacaktır. Böyle bir ortamda sağlıklı İç güvenlik açısından da soruyorum. Sağlıklı bir seçim gerçekleştirebileceğini öngörüyor musunuz Türkiye'nin? Ya şöyle seçim zaten sağlıklı gerçekleşmiyor. Hani hepimiz görüyoruz. Yani devletin televizyonunda muhalefet bir dakika bile yer bulmuyor. Kendisi ana akım olarak niteleyen medya kuruluşlarında. Mesela şu an girin Hürriyet.com.tr'nin ana sayfasına bakın. Tayyip Erdoğan hariç diğer muhalefet liderleriyle ilgili bir tane haber dahi bulamazsınız. Tek bir haber dahi bulamıyorsunuz. Böyle bir medya ambargosu, devlet tarafından öyle, devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar, devletin uçakları, otobüsleri, her şeyleri kullanıyorlar. Zaten sağlıksız ortam. Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçimi açık ara kazanacağını herkesin bildiği, bütün anketlerde ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu bir mahkeme kararıyla oyun dışına atıldı. Zaten sağlıksız biçimde kurdu Tayyip Erdoğan seçim oyununu. Bugün işte Güneydoğu'da sandıklara sahip çıkmak çok önemli bir şey. Çok kritik bir şey Güneydoğu'da sandıklara sahip çıkmak. Ve bunu yapabilecek tek partinin de işte HDP, Yeşil Sol vesaire olduğunu biliyoruz. İşte avukatları almak ne demektir? Yani o sandıklarda avukatlar rol alacaklardı. Orada dönecek seçim hilelerini gazeteciler haber yapacaklardı. Avukatlarla gazetecileri topladılar bugün yani yüzden fazla insan. Dolayısıyla zaten sağlıklı gitmiyoruz ki seçime. Sağlıksız gidileceği belliydi. Dolayısıyla hani bunun dışındaki o dediğimiz şeyler falan bunlar da üzerine eklenecektir. Yani Tayyip Erdoğan böyle seçime gidecek de insanlar karar verecekler falan ve bu şekilde Kılıçdaroğlu böyle değil. Kazanacağı şekle getiriyor bütün ülkeyi her haliyle ve seçim hileleriyle ilgili de seçim hilelerini yapabilecek şekle getirecek zemini yani. Bunun için çalışıyor Tayyip Erdoğan. Dersini iyi çalışıyor yani. Bunun karşılığında muhalefetin de çok ekstra efor sarf etmesi gerekiyordu. O eforda problemler var gördüğümüz gibi. O halde burada bırakalım. Çünkü aslında merak edilecek bir yerde bıraktınız. Belki bir dahaki söyleşimizde bu siyaset konuşuruz. Eğer kriminal dosyalar izin Belki. verirse. Peki. Evet, Çok belki. teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Sevgili TR724 takipçileri, gazeteci Cevheri Güven bizimleydi. Muhammed Yakut ifşaatını konuştuk ki Sedat Peker'le benzerlik gösterdiği noktalar var. Bundan sonra nereye evrilir? Altını çizdi Cevheri Güven. Özellikle petrol konusunda kamuoyunun bilmediği kritik bilgilere sahip olabilir dedi Muhammed Yakut. Çünkü bu işin içinde ve buradaki ÖTV dahil pek çok kalemdeki vergiden dolayı büyük aileler, petrolle ilgilenen büyük ailelerin de çok ciddi kar sağladığı bir takım yasa dışı adımlar atılıyor olabilir dedi ve bu dosyaya sahip olabilir, bu bilgilere sahip olabilir dedi Muhammed Yakut. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek? Çünkü Berat Albayrak'ın talebiyle
Muhammed Yakut videolarına erişim engeli getirildi. Fakat günümüz medyasında, günümüz internet ortamında buna engel olmak çok da kolay değil. Belli ki bu videolar devam edecek. Tekrar TR724 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.